Üstün zekalı evladım sayesinde şöyle bir gece geçirdim. 15 metrekarelik bir odada 3 tane kazma gibi bir adam, bir horoz ve ben. Benden başka bütün kazmalar horluyor, horoz ötüyor. Ya hayatımın en uzun gecesi. Ay Bülent Bey, sizi orada hayal edemedim. Siz horlamıyor musunuz? Aa bebeğim. Ben de hiç horlayacak bir tip var mı? Hele bir hanımın yanında asla. Bu bilgiye hiç ihtiyacı olmayacak bizim kızların, merak etme. Ha canım. Ya bu yaşa gelip de horlamayan adam var mıdır acaba diyorum. Hangi yaş? Bence Bülent Bey yaşsız erkeklerden. Ajda'nın erkek versiyonu gibi. Ah Ajda canım. Ben bir zamanlar Bülent amca diyordum Cem'den dolayı. Şimdi Bülent abi bile fazla geliyor. Bülent demek istiyorum. Evet Bülent de. Evet Bülent de. Tabii canım. Sicilyalı geldi. Merhaba canım. Hoş geldin Osman. Hoş bulduk. Ya şaka bir yana da sizin tevellüt kaç Bülent amca? Ay Bülent Bey bana hep 35 yaş elektriği veriyor. O kadar yaşlı mı? Ben 32-33 elektriği alıyorum. Evet ben de bizim yaşıtımız gibi. Sen genç adam. Vallahi ben sizden pek elektrik almıyorum. İfrit oluyorum lan bu herife. Kızların içine düşecek neredeyse be. Ya sen bir de bana sor. Kartın para. Gençlik özentisi. 32 yaş elektriği alıyorum. Ben çekeceğim şimdi bunun fişini de. İşte. Göğsünün kılları kar tepe gibi olmuştur ama bak havası hala yerinde. Ya vallahi bir kere sadece halı sahada dili böyle yeniden takmış koşarken görseler foyası ortaya çıkacak da. Ama ben göstereceğim dede olduğunu. E gösterelim koçum. Yaşsız adam. Kime diyor? Ya Bülent'ciğim, Bülent diyorum yaşıt olduğumuz için kusura bakma. Şimdi akşama bizim arkadaşlarla halı sahada maçımız var. Diyorum ki hani bize katılsan da böyle hep birlikte takılsak ha. Ne dersin? Lan tut. Saadettin abi geç otur şöyle dur. İyicene yamuldum dur uzat abi. Saadettin abi iyi misin? Patron iyi misin? Bittim. Saadettin abi bir de kaleciydin. Ya oynasaydın? Ya nefesimiz yeni açmıyordu. 40 dakikalık maç mı olur ya? Daha terimizi atamadık. Ya Bülent'ciğim siz böyle düzenli spor falan yapıyor musunuz? He? Yok canım ben yiyip aynı kiloda kalanlardım. Spora gerek yok. Doğuştan kondisyonum yüksek. Geçen gün biz spor salonuna gittik yazılmak için. Orada yağ oranı, kas oranı falan ölçtüler. Benim metabolizma yaşım 30 çıktı. Babamınki 28. Yorgun günündeydim. Yoksa 25'i geçmez. Saadettin abi iyi misin? Vallahi rengin mengin attı be abi. Bana bir doktor çağır var ya. Serum morum bir şeyler taksın ya. Bir hafta yattığım yerden kalkmayacağım arkadaş. Ay! O kasketle Fırkısan'ın aynı sırt çıtlama benzemişsiniz Murat Bey. Yo ben hiç beğenmedim ya. Televizyon 3 kilo katıyor insanı. Abi insaf ya. Sen de kıy paraya tak dilek dişe. Sanki ne kadar aldığını bilmiyoruz ha. Bülent'ciğim bak bu Adana kebapları ben bize özel yaptırdım. Hani isot olsun çiğ köftesi olsun tam sana göre. İsottan deneyelim mi? Aman. Ne oldu? O kızlara göre değil ekstra acılı. Siz oradan çöp şiş Urfa falan takılın. Özellikle de isottan aman ha uzak durun. İsot sadece erkekler için değil mi Osman abi? Tabii koçum. Özellikle kızlar ve yaşlılar isottan uzak dursun. Allah korusun midelerini delerler ha. Burak yer misin? Yok ben yemeyeceğim. Televizyonda kilolu görünmüşüm. Moralim bozuldu. Kebap mı yemem? O zaman biz yiyelim be koçum değil mi? Ha bir de delikanlı olarak Bülent var. Ha? Alo? Evet benim efendim. Reklam şirketini bir daha bir söyler misiniz? Hayır efendim şu anda burada bir kokteyl parti vardı. Ondan dolayı duyulmuyor efendim.
çok güzel, çok leziz. Cayır cayır. Osman iyi misin? Süperim, süperim Aslı. Tanrı verdi yesene koçum. Yerim tabii yerim. Ben bunu şifa niyetine yerim ya, sorun değil. Bunu yerim ben. Vallahi gribi gribi birebir hiç ferahladım ben. Adana'da bunu yemeyene erkek demezler. Bülent'cim tadar mısın? Tat tat gel. Vallahi bilmem ki hayatım. Böyle kırsal tatları pek sevmem ama ya. Yok abi lütfen ısrar etme. Adamın belli bir yaşı var. Midesine falan bir şey olur. Olur mu canım öyle şey? Baksana metabolizm yaşı 28 çıkmış ya. Ha araba reklamı çekeceksiniz. Peki benden ne istiyorsunuz? Yok abi senin benim gibi değil. Bir şey mi şey olur Allah korusun bu yaştan sonra. Ay çok mu acayip? Fatoş lütfen ısrar etme adama. Bak vallahi yerse şimdi midesi delir, tansiyonu fırlar. Bu saatten sonra hastanelerde uğraşırız ya. Varsa böyle bir tavuk haşlama falan yesin midesi rahat etsin. Benden mi bahsediyorsun? Bülent'cim şimdi bunları her mide kaldırmaz. Ama cesaretin varsa, bünyene güveniyorsan gel bir tat şu isottan. Ha yok benden geçti diyorsan sen bilirsin tabii. He. Anladım efendim. Yani dememi istiyorsunuz şöyle bir şey. Zeppelin'in kupa modeli o kadar ucuz ki bisikleti bıraktım ben de arabalandım diyeceğim. Anladım efendim. Bu biber konusu. Niye böyle uzadı bebeğim ya? Bülent'cim gel bir tat tat. Gel. Gel. Hey. Dağılmayın gelin. Meksika'da çili biberi vardır. O tarz bir şey. Güzel ama ben severim. Ay Bülent Bey'in ya tanımadığı mutfak kültürü yok. Ay bacaklarım kesildi ya. Ay, istemiyorum bir daha doğa yürüyüşü falan. Ya kızlar sizin yüzünüzden zaten yarına kestik döndük. Ama bana sorarsanız bu oksijen bana müthiş bir enerji verdi. Müthiş. Ay, yok ben eve gidip birkaç saat dinleneceğim yoksa akşamı çıkaramam. Ben de. Akşama kafedeyiz ama değil mi? Tabii bir güzel böyle içiyoruz eğleniyoruz. Hem benim kafede müzisyen arkadaşım da çıkacak. Bizim çevreden yani. Ha. Genç yani. Yalnız biraz sıkılmasın hani gürültülü müzik falan ha? Ya ben şimdi bir spora gideyim. Şu üstümdeki enerjiyi bir atayım. Akşam gelirim. Ay Bülent'in enerjisine hayranım canım. Öptüm kızlar. Hadi arkadaşlar bay bay. Ay sonra görüşürüz. Hadi görüşürüz, bay bay. Görüşürüz güle güle. Tatlım. Görüşürüz canım. Akşama enerji toplayın ha. Evet, evet. Anam, bittim ulan ben. Ayaklarımı hissetmiyorum. Ne biçim adam lan bu? Ya herif yorulmak bilmedi ya. Viagra'dan mıdır nedir? Lan oğlum Viagra'nın böyle etkileri var mı? Ne bileyim abi akıl yürütüyorum. Herifin sanki poposunda pil var enerjisi bitmiyor ya. Dur. Şimdi kasları iyi durumda olmuş olabilir ama karaciğer mutlaka yaşlanır. Şimdi bugün düşün akşam biz ona dayayalım alkolü kesin dayanamaz. Ya Fatoş herifin ağzının içine düşecek ya. Ama akşam kafede müzisyen arkadaşım Bora sahneye çıkıyor. Karizmayı toparlayacağım. İyi. Tabii. Mesut Bülent de böyle gençlerin arasında kendini biraz deplasmanda hissetsin bakalım. He, biz genciz. Çalan grup genç. Hepimiz arkadaşız. Senin ne işin var yani kır saçlarınla, fularınla falan canlı müzik, manlı müzik diyerekten bakacaklar yani anladın mı? İlla ki öyle bakacaklar koçum. Ben gidip kendime bir C vitamini iğnesi vurduracağım ha. Ben de geleyim. Ha, gel gel. Belim ağrıyor oğlum. Ya tamam bir tane tekila iç geçer Osman abi ya. Lan oğlum bu dördüncü tekila herife baksana. İçiyor içiyor bana mısın demiyor sünger gibi. Arkadaşlar tekila içiyor muyuz? Ay, yok ben içemem valla. Ben de içemem çok midem bulanıyor. Ben bir tane daha içerim canım. Peki. Kardeşimize bölecek tekila. Lan oğlum Aslı da gelmedi. Benim ne işim var lan burada? Ya abi kurban olayım beni yarı yolda bırakma. Daha bu adam bu gece madara çıksın ya. Lütfen. Bora geliyor Bora. Müzisyen arkadaşım. Selam verdi. Bana da o selam.
Bülent Bey, biz böyle hep böyle gençleri falan takılıyoruz. Böyle daha gençlerle yoğun bir ortam. İşte sanatçılar falan ortamımız böyle. Tekin Hanım bugün gelme ihtimali var mı? Şimdi Bülent Bey, bunların yapacağı müziğin türü sol tarzı müzik. Yani hiç duymuş muydunuz bilmiyorum. Sizin zamanınızda var mıydı? Duydum hayatım, duydum. Oh. Bülent, vallahi başını ağrıyacak yarın. Bana bir şey olmaz bebeğim. İçki içmeye az emek vermedik yani. Bülent, bebeğim. Bülent'ciğim, şimdi sizin zamanınızdaki müzikler böyle tango falan hep o tarzdaydı değil mi? Ya canım, bizim zamanımızda daha müzik icat edilmemişti. Biz sopaları böyle taşlara vurarak ses çıkartıyorduk. Tekila. Şöyle ya. Gün oldu saymadım, bekledim. Ararsın diye erkek oldum, kalbimi kilitledim. Yakarsın diye abuk subuk mesajlara takılmadım. Kızgınız diye ne zamana biter bu kargaşa? Sıkıldım, bunaldım sürekli tartışmaktan. Sıkıldım, daraldım. Bir kez olsun kırmayıp düşünmedim. Kalbimsin diye sensiz olmayı hiç mi hiç istemedim. Aitiz diye deli dolu günleri çok özledim. Dönsek ya yine ne zamana biter bu kargaşa? Sıkıldım, bunaldım sürekli tartışmaktan. Sıkıldım, daraldım. Gündür böyle oluyor bak. Ulan kalp krizi falan olmaz. Ay hadi inşallah be. Saçmalama lan. Bülent'ciğim, Bülent'ciğim iyisin değil mi? Çok iyiyim. Çok iyiyim. Sen de iyisin. Eyvallah. Ha. Şarkı bitti şimdi. Sahneden iniyor, benim yanıma geliyor. Düşün, o kadar yakın arkadaşım. Ortam çok hoş ya. Bana... Bülent, abi inanmıyorum. Ne haber genç adam? Bora ile Londra'dan tanışıyorum. Çıktıkları kulübe çok sık takılırdım. Sahneye biz çıkardık ama ortamın starı Bülent abiydi. Ya. Abi nasıl buldun? Senin fikrin benim için çok önemli. Müziği bilen birisin. Çok sağlam olmuş. Bası kim çalıyorsa çok. 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 Çok sevindim, beğendim ne abi. Bora? Ne haber? Abi çıkacağım, bir şarkı daha söyleyeceğim. Buradasın değil mi? Tabii buradayım. Gece genç. Biz de öyle. Hadi bakayım hadi. Ya Bülent Bey ya. Her gün yeni şeyler keşfediyoruz sizinle ilgili ya. Bülent'le takılmak adeta Luna Park'ta gezinmek gibi. Hep bir heyecan, hep bir ışıltı, hep bir sürpriz. Abi ne oluyor? Mösyö Bülent bugün işe de gelmedi ha. Oğlum çok kötü ya. Halam bugün Tahsin Bey'in kalp doktorunu Bülent Beylerin evine girerken görmüş. 15 dakika sonra camdan bir bakmış, Sedef Hanım ağlıyor ağlıyor apartmana giriyor. Tevekkili değil, kalbini tutup duruyordu. Lan oğlum biz ne yaptık? Abi biz katil miyiz? Ölmüş falan olmasın da. Çok zorladık oğlum adamı ya. Yani bu yaşta da bu kadar abartılmaz ki. Dün geceki tekilalardan sonra oldu biliyor musun? Öyle tabii, trekking üstü tekile. Vallahi biz bile zor dayandık oğlum.
Adamcağız da böyle havan bozulmasın diye kendini zorladı zorladı. Danslar, manslar al. Çok teşekkür ederiz Cengiz Bey, sağ olun. Geçmiş olsun, birkaç gün dinlensin, bu kadar hızlı yaşamasın. Teyze durumu nasıl, iyi mi? İyi olacak inşallah. Çok zorlamış kendini. Buyurun, biraz toparlandı şimdi. Buyurun, konuşabilirsin. Buyurun. Buyurun, buyurun. Cem abi? Sen miydin hasta? Mide spazmı geçirmiş. Ağrılar göğsüne vurunca kalp krizi zannettik. Karın kaslarımı birden çok zorlamışım. Halus abi, trakikten de olabilir. Ya dün gece geç saatte gelip sizinle bir iki tekile de attım ya. İşte hepsi bir araya gelince. Tamam. Ya Bülent Bey nerede? Bilmem, dergiye gelmedi mi? Yoo. Şimdi karışmak gibi olmasın da Bülent Bey de son zamanlarda göğsünü böyle yoklayıp duruyor. Sanki bir göğüs ağrısı varmış gibi. Ah, başımıza gelenler. Ne oluyor ya evladım, yine ne drama peşindesin böyle yatak döşek. Baba midem, midem. Ah Sedef, bunu bir ay daha emzirseydin böyle çürük olmaz. Bülent Bey, aslında biz sizin için de endişelendik. Hani göğsünüzde bir acı falan var mı? Var, var. Bir doktora gidin. Doktordan geliyorum zaten. Ne dedi? Bir şey demedi, pansuman yaptı, gönderdi. Pansuman? Evet, pansuman. Bak genç adam, geçen hafta sarhoş bir gecemde göğsüme şarap kadehi dövmesi yaptırdım. O zaman kafam iyi, tabii acımak ama şimdilik biraz ısırıyor yani. Gel düz git Ankara'yı geç sağdan, Bursa'nın biraz yukarısı, Altınizade'den sonra.